Şu anda açıklamalarda bulunuyor. Değerli temsilcileri, kıymetli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Ülkemizin savunma, havacılık ve uzay sektörlerinin yıldızlarının buluştuğu Saha Expo 2024'te sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Kendi alanında giderek bir marka haline gelen Saha Expo'nun ülkemiz, sektörümüz ve katılımcı firmalar için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Fuarın düzenlenmesinde emeği geçen tüm kurumlarımızı, firmalarımızı, sponsorlarımızı kutluyor. Ürünleriyle fuarımızda yer alan tüm şirketlerimizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Yurt dışından güzel İstanbul'umuzu ve Saha Expo'yu ziyaret eden tüm misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Fuara katılan firmalara ve fuarda gerçekleştirilen etkinliklere destek veren herkese şükranlarımı sunuyorum. Değerli misafirler, malumunuz önceki gün Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Şirketi TUSAŞ'ın Kahramankazan'daki yerleşkesine menfur bir terör saldırısı düzenlendi. Öncelikle bu kalleş ve alçak terör saldırısında şehit olan kahramanlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Şehitlerimizin acılı ailelerine, sevenlerine ve TUSAŞ'ımızın mensuplarına başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin fedakarlıklarını daima şükranla hatırlayacağız. İnancım ve duam odur ki milletimiz de şehitlerimizin aziz hatıralarını sonsuza kadar yaşatacaktır. Aynı şekilde saldırıda yaralanan kardeşlerimize de Mevla'dan acil şifalar temenni ediyorum. Burada öncelikle bir hususun bilinmesini isterim. Her ne kadar şehitlerimiz sebebiyle acımız büyük olsa da Türkiye 100 yılı ülkümüze kasteden alçaklarla mücadele azmimiz çok daha büyüktür. Bu tarz kalleşliklerle bize geri adım attıracaklarını zannedenlerin tepesine binmeye, inlerini başlarına geçirmeye devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bekasına yönelik tüm tehditleri kaynağında bertaraf etme gücüne, kapasitesine ve kararlılığına sahiptir. Türkiye 85 milyon vatandaşının topyekün kenetlenmesiyle her türlü tuzağı bozacak basirete de hamdolsun ziyadesiyle haizdir. Şu gerçeği herkes yakında görecektir. Milletimizin huzur ve güvenliğini hedef alan her türlü saldırı akim kalacak, başarısız olacak, en sonunda dönüp kandan beslenen terör baronlarını vuracaktır. TUSAŞ'taki terör eylemini düzenleyen bölücü terör örgütü üyesi hainlerin ikisi de ölü olarak ele geçirilmiştir. Hava kuvvetlerimiz ve MİT başkanlığımız bu alçak saldırıya cevabımızı Suriye ve Irak'taki terör hedeflerini yok ederek kat be kat fazlasıyla vermiş, şehitlerimizin mübarek kanlarını yerde bırakmamıştır. Savunma sanayi çalışanlarımız da saldırıdan hemen sonra hainlere inat, daha fazla çalışacağız, daha fazla öğreteceğiz diyerek bu milletin nasıl yenilmez bir iradeye, nasıl sarsılmaz bir imana sahip olduğunu göstermişlerdir. İstiklal Marşımızdaki o asil ruha bir kez daha şahit olduk.
garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Bulsun, korkma, nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Evet. Teröre meydan okuyan TUSAŞ personelimizin şahsında bu millet yenilmeyeceğini, yıkılmayacağını, alçakları yurduna asla uğratmayacağını dost düşman herkese bir kez daha ilan etmiştir. Değerli dostlar, bakınız burada şu gerçeğin altını önemli çiziyorum. Biz bu kalleşliklerin arkasındaki niyetin ne olduğunu çok net görebiliyoruz. Biz kiralık katil sürülerinin emellerinin ne olduğunun da gayet farkındayız. Aynı şekilde basiret ve feraset sahibi milletimiz de bölücü canilerin kanlı eylemlerinin hangi amaca hizmet ettiğinin bilincindedir. Dünkü güvenlik toplantımızda hain terör saldırısını ve atacağımız adımları detaylıca ele aldık. 85 milyonun kardeşçe barış ve huzur içinde yaşadığı terörsüz Türkiye hedefimizle aramıza kimsenin girmesine müsaade etmeyeceğiz. Herkes şunu çok iyi anlasın. Hiçbir asmane terör saldırısı bu milletin ezeli ve ebedi kardeşliğini bozamaz. Türkiye yüzyılının inşasına engel olamaz. Büyük ve güçlü Türkiye idealimizin önüne set çekemez. Türkiye düşmanlarının ülkemizi karanlığa sürüklemesine izin vermeyiz, vermeyeceğiz. Allah'ın izniyle Türkiye Cumhuriyeti sadece tüm terör örgütlerinden değil, bu cinayet şebekelerini üzerimize salan emperyalist çetelerden de daha büyüktür, daha güçlüdür, daha dirayetlidir. Oyun kuranların oyunlarını tek tek başlarına geçirecek köklü devlet tecrübesiyle mücehizdir. Bugüne kadar terörle mücadelemizi daima çok katmanlı, elimizin altındaki tüm araçları, bütün imkanları kullanarak yürüttük. İnşallah bundan sonra aynı stratejik akılla mücadelemizi sürdüreceğiz. Tuzağa düşmeyeceğiz. Hedeflerimizden kopmayacağız. Kardeşliğimizden, birlik ve beraberliğimizden taviz vermeyeceğiz. Ortada hiçbir sebep yokken, aylar öncesinden Türkiye için iç karışıklık senaryoları yazan müstevlilerin heveslerini yine kursaklarına koyacağız. Terör eylemi akabinde milletimizin yanı sıra muhalefet dahil siyasi partilerimizin benimsediği müşterek duruşu takdirle karşılıyoruz. Çağrımıza uygun şekilde kardeşlik ekseninde birbirine kenetlenen tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Ancak burada bir üzüntümü de ifade etmek durumundayım. Terörün gayesi sadece kan dökmek, masumları katletmek değildir. Terörün asıl amacı toplumda tetiş ve korku ortamı oluşturmaktır. Ülkemizde kimi çevreler maalesef bilerek veya bilmeyerek terörün bu hedefine ulaşmasına bir nevi aracılık yapmaktadır. Bakınız, hiçbir otokontrolün, hiçbir ahlaki değerin ve denetimin olmadığı sosyal medya mecralarını
bir tarafa bırakıyorum. Çünkü orası zaten söz konusu Türkiye olduğunda terör eyleminin eksik kalan yanlarını tamamlayan bir operasyon aygıtına dönüşmüş durumda. Batı'da bir terör eylemi gerçekleştirildiğinde gösterdikleri hassasiyetin ülkemize gelince esirgendiğini şimdiye kadar defalarca tecrübe ettik. Artık onlardan tutarlı, ahlaklı, ilkeli, vicdanlı bir duruş beklemiyoruz. Bizi asıl üzen böyle meselelerde çok daha sorumlu, çok daha titiz yayın yapmasını beklediğimiz kendi yazılı ve görsel medyamızdır. Son dönemde medyamız bu tür hadiselerde çok kötü bir sınav veriyor. Hepimizi yaralayan menfur cinayetlerde sergilenen sorumsuzluğun bir benzerinin TUSAŞ'taki terör eyleminde de tekrarlandığını görüyoruz. Bunun kabul edilebilir, mazur ve makul görülebilir hiçbir yanı yoktur. Milletin, memleketin, devletimizin güzide kurumlarının hak ve çıkarlarının reyting yarışlarına feda edilmemesi gerekiyor. Tabii görüntüleri filtresiz bir şekilde milletin huzuruna boca edenler ne kadar büyük yanlışın içindeyse bu görüntüleri servis edenler de devletimizin ve kurumlarımızın güvenliğine telafisi zor zararlar vermektedir. Bundan sonra bu tür sorumsuzlukların üzerine daha kararlı gideceğiz. Medyamızdan ve siyasetçilerimizden teröre karşı yürütülen mücadelenin topyekün ve çok boyutlu bir mücadele olduğunu her zaman göz önünde bulundurarak hareket etmelerini bekliyoruz. Rabbim tüm şehitlerimizin ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin diyorum. Kıymetli misafirler, Saha İstanbul bundan 9 sene önce savunma ve havacılık sektörümüzün lokomotifi olma hedefiyle kuruldu. Yerlilik oranını artırmayı, kritik teknolojileri ülkemize kazandırmayı, uluslararası rekabet gücümüzü yükseltmeyi amaçlayan Saha İstanbul kuruluşundan bu yana geçen sürede çok büyük mesafe kat etti. Saha İstanbul bugün 52 farklı sektörden üyeye, 1200 aşkın şirkete, 29 üniversite ve 45 şehre yayılmış geniş bir ağa özellikle ulaşmıştır. Kısa sürede ulaşılan bu geniş ve yaygın ağı savunma ekosistemimiz adına çok kıymetli buluyoruz. Saha Expo'nun ise Türk şirketlerini küresel pazarla buluşturan bir köprü vazifesi üstlendiğine tanık oluyoruz. 2018'de ilki düzenlenen Saha Expo fuarıyla ülkemiz firmalarının iş geliştirme ve ihracat çabalarını samimiyetle destekliyoruz. Rakamlar Saha Expo'nun sektörde geldiği seviyeyi ortaya koymaktadır. 150 binden fazla ziyaretçi, 300'ün üzerinde delegasyon, 150'den fazla alıcı delegasyonu, 120'yi aşkın ülkeden üst düzey katılım, 1400'den fazla şirket iştiraki ile Saha Expo memnuniyetle belirtmek isterim ki savunma sektöründe önemli bir platform haline gelmiştir. Yine fuar boyunca 4,6 milyar doları ihracat sözleşmesi olmak üzere toplam 6,2 milyar dolarlık anlaşmaların imzalanacak olması da dikkate değerdir. Geçen yıl biliyorsunuz savunma ve
havacılık sektörümüz toplam 5,6 milyar dolarlık ihracat rakamını yakalamıştı. Saha Expo'da neredeyse bu tutara yakın ihracat sözleşmelerine imza atılmış olacaktır. Ülkemize bu önemli başarıları yaşatan Saha Expo'yu ve tüm katılımcı firmalarımızı tebrik ediyorum. Görüyoruz ki Türkiye global savunma sanayi sektöründe güçlü bir oyuncu olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bu başarı teknolojiyi tasarlama, geliştirme ve üretme yanında stratejik işbirlikleri ve uluslararası projelerle de perçinleniyor. Bununla ne kadar iftihar etsek inanın azdır. Bakınız burada bazı güncel ve çarpıcı verileri sizlerle paylaşmak isterim. 2002'de savunma ihracatımız 248 milyon doları ancak buluyordu. Biz bunu aldık. Biraz evvel de ifade ettiğim gibi 5,6 milyar dolara çıkardık. Sadece geçen yıl 185 ülkeye 230'dan fazla savunma ürünü ihraç ettik. Savunma ve havacılık ihracatımız bu yıl Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %32 oranında yükseldi. İlk 9 aydaki ihracatımızda da geçen yılın aynı dönemine göre %12,2'lik bir artış oldu. Son 12 ayda gerçekleşen ihracatımız ise %10,4'lük artışla 6 milyar 15 milyon dolara ulaştı. Sadece 2024 yılı içerisinde savunma sanayi şirketlerimiz 178 farklı ülkeye ürün ihraç ederek ciddi bir rekora imza attı. Özellikle Bayraktar TB2, Akıncı, Anka, Aksungur gibi insansız hava araçlarımız dünyada büyük yankı uyandırmış ve oyun değiştirici olarak nitelendirilmiştir. Önümüzdeki dönemde buna insansız savaş uçaklarımız Kızıl Elma ve Anka 3'ü de eklemeyi planlıyoruz. Bu asimetrik savunma ürünlerimizin de envantere girmesiyle Türkiye bu alandaki hakimiyetini daha da tahkim edecektir. Savunma sanayinde yerlilik oranımızı hamdolsun %80'in üzerine çıkarmış durumdayız. Artık sadece kendi ihtiyaçlarımızın ezici çoğunluğunu teminle kalmıyor, dost ve müttefik ülkelerin güvenliğine de güçlü destek sağlıyoruz. Dostlar, şunu bugün burada büyük bir gururla söylemek istiyorum. Önümüze çıkartılan tüm engellere, maruz kaldığımız gizli açık ambargolara, içimizdeki ihanet şebekelerinin sabotajlarına, müttefiklik hukukunu ayaklar altına alan kısıtlamalara rağmen son 22 yılda savunma sanayi alanında tam anlamıyla bir destan yazdık. Bu gerçeği muhalif, muvafık, dost, düşman herkes görüyor, kabul ediyor. Türkiye'nin başarılarını kendilerine örnek alıyor. Bilhassa 2002 öncesi yıllarda teröre karşı mücadele eden paşalarımız, askerlerimiz, güvenlik kuvvetlerimiz Türk savunma sanayinin nasıl bir başarı hikayesine imza attığını çok iyi biliyor. Askerimizin, polisimizin ihtiyaç duyduğu en basit malzemelerin bile
yurt dışından tedarik edildiği, bize asla yakışmayan o eski Türkiye tablosuna son verdi. Terör örgütlerine karşı yürüttüğü meşru operasyonlarda dahi başka ülkelerin silahına, aracına, gerecine muhtaç olan bir ülkeyi savunma hamlelerimiz neticesinde dışa bağımlılıktan büyük oranda kurtardık. Sistemler sistemi çelik kubbe ile çelik kubbenin uzun menzil hava savunmadaki gücü siper ve diğer pek çok projemizle kendimizi sürekli geliştirmeye çalışıyoruz. Birilerinin demir kubbesi olabilir. Bizim de çelik kubbemiz var. Bu çerçevede uzun menzilli füze yeteneklerimizi güçlendirmeye, bunlara yönelik adımları da kararlılıkla atıyoruz. Sizlerin de desteği ve gayretiyle çok daha iyi yerlere geleceğimizden hiçbir şüphe duymuyoruz. Tüm bunlarla birlikte uydu teknolojilerinde de devamlı bir atılım halindeyiz. Ülkemizi kendi uydularını geliştirebilen, üretebilen, test edebilen bir konuma çıkardık. Geçtiğimiz yıl uzaya fırlattığımız Türkiye'nin ilk yerli ve milli gözetleme uydusu IMC ile artık dünyanın her yerinden herhangi bir kısıtlamaya tabi olmadan görüntü alma imkanına sahibiz. TürkSat 6A projesi ile de haberleşme uydularının üretimi alanında kendi uydusunu yapabilen sayılı ülkeler arasına girdik. TürkSat 6A ve IMC projelerinde edindiğimiz kabiliyetleri Ay misyonumuzun hazırlık ve gerçekleştirme süreçlerinde de kullanacağız. Bölgemizde yaşanan kritik gelişmeler bize savunma, havacılık ve uzay teknolojilerinde hiçbir alanı ihmal etmememiz gerektiğini hatırlatmaktadır. Gerek Gazze'de 50 bin masumu acımasızca katledildiği soykırımda, gerekse Lübnan'a yönelik saldırılarda gördük ki Türk savunma sanayi her açıdan güçlü olmak zorundadır. Sadece kendi vatandaşlarımızın güvenliği için değil, bölgemizde huzur ve istikrarın temini için de caydırıcılığımızın zirvede olması zarurettir. Şayet bugün kimseden icazet almadan, kimseden çekinmeden zalimlere en güçlü tepkiyi gösterebiliyorsak, bunun arkasında savunma sanayimizin 22 yılda elde ettiği göz kamaştıran başarılar bulunuyor. İnşallah bu başarı grafiğimiz yükselmeye devam edecek. Şundan tüm milletimiz emin olsun. Türkiye'nin savunma sanayindeki bağımsızlık yürüyüşü sadece ülkemiz için değil, mazlumlarla birlikte tüm dünya için yeni bir dönemin habercisidir. Türkiye yüzyılı hem içeride hem de dışarıda barışın, huzurun, adaletin, refahın ve ekonomik kalkınmanın hakim olduğu bir asır olacaktır. Ne eli kanlı caniler, ne de bu canileri üzerimize salanlar ülkemizin kutlu yürüyüşünü engelleyemeyeceklerdir. Tüm saldırılara, tüm provokasyonlara rağmen yürüyüşümüz hızlanarak devam edecek. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Saha Expo fuarının bizlere bu mücadelemizde destek olacağına ve Türk savunma sanayi ürünlerinin tanıtımına katkı sunacağına inanıyorum. Bu düşüncelerle fuarımızın başarılı geçmesini temenni ediyor,
organizasyonda görev alan herkese şimdiden teşekkür ediyorum. Sizleri Sağ Expo 2024'te yer alan, hepsi birer gurur kaynağımız olan ürünlerimizi ve başarılarımızı yakından görmeye davet ediyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun, kalın sağlıcakla. Sayın Cumhurbaşkanım, hitaplarınız için şükranlarımızı sunuyoruz efendim. Zat-ı devletlerine yüksek müsaadeleriyle kürsünün önünde bir müddet daha misafir etmek isteriz. Hediye takdimi ve aile fotoğrafı için. Efendim Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a günün anısına hediyelerini takdim ettik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını dinledik efendim. TUSAŞ'a düzenlenen kalleş ve alçak terör saldırısında şehit olan kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Şehitlerimizin fedakarlıklarını daima şükranla hatırlayacağız dedi. Şu gerçeği herkes yakında görecek. Milletimizin huzuruna kasteden her türlü saldırı günün sonunda terörün kaynağını vuracak dedi Cumhurbaşkanı. Bu milletin